Ekspres ana haber bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Özkaraman. Takvimler 19 Temmuz Cuma'yı gösterirken bugün yine halkın gündemini halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. Sivas Belediyesi'nde görev yapan ve Hizmet İş Sendikası'na üye olan yaklaşık 1500 işçinin zorla istifa ettirildiği yönündeki iddiaların ardından Hak İş üyeleri kent meydanında basın açıklaması yaparak Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'a tepki gösterdi. AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Muharrem ayı dolayısıyla birlik ve beraberlik mesajları vererek halkımızın tercihi Alevisiyle, Sünnisiyle nettir. Aliler, Hasanlar, Hüseyinler kıyamete kadar yaşayacak ama bu zulmü reva görenler unutulup gidecektir dedi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yükseköğretim Kurumları sınavında ilk bine giren öğrencileri misafir etti. Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener basın mensupları ile bir araya geldi. Yener burada kapatılan köy okullarına ilişkin açıklamada bulundu. Köylerde okulları kapattık, kaderine terk ettik diye bir şey yok. Köy muhtarlarımız da biliyorlar, köy muhtarlığına bağlı sosyal tesisler veya halk eğitim merkezleri olarak inşallah bunları devam ettireceğiz dedi. Türkiye Futbol Federasyonu yeni yönetim kuruluna seçilen Sivas Spor Kulüp Başkanı Mecnun Ot Yakmaz seçimi değerlendirdi. Ot Yakmaz, Sivas'ta yeni ve genç yönetici arkadaşlarım var. Son yıllarda da çok fazla aktif değildim. Arkadaşlarımıza yetki vermiştim. Şimdi uzaktan takip edeceğiz. Onlar en iyisini yapacaktır diye düşünüyorum dedi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Hafta başında yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.